Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Videoya giriş yapmadığımı fark ettim ve hemen bir giriş yapmak istedim. Annemin kahvaltı günü var ve onunla beraber kahvaltı hazırlığı yapacağız inşallah. 13-14 kişi falan oluyorlarmış sanırım. Ben zaten tatlımı yaptım. Bir önceki videomda bunu izleyebilirsiniz. Şimdi de annem şu şekilde bir turşu, fasulye turşusu çıkardı. Sabah mısır unuyla onu kavuracağız. Mantarlarım oluyor. Midye böreği yapacağım. Belki menemen yapabiliriz. Patatesli mantarlı, beşamel soslu fırına vereceğim. Onların hepsini güzel bir şekilde. Başka ne yapacaktık? Dolmamız var. Peynir tabağıma ve reçellerimi hazırlayacağım akşamdan. Onları güzelce streçleyip dolaba tekrar geri bırakacağım. Çünkü sabah uğraşmak istemiyorum. Sabah da poğaça falan yoğuracağım çünkü. O yüzden hemen başlayalım. Evet, incir reçelimi, tut pekmezi, ayva reçeli ve elma pekmezini koydum. Şu kalan ikisine de arı balı ve başka bir reçel daha vardı sanırım. Onu koyacağız. Hepinize günaydın. Şimdi uyandık. Annemle beraber kahvaltıyı hazırlamaya başladık. Ben şimdi hemen bu poğaçamı yoğuracağım. O yüzden şöyle bir süt ısıttım. 3 su bardağı sütüm var. Birazcık pişiriyorum. Çünkü annem bu şekilde yapmamı söyledi. Annem sabah kalkınca bezelyeyi de kavurmuş. İnşallah o da sıcak sıcak sofraya gidecek. Ben de şimdi hemen soğanlarımı kavurup menemenim yapımına geçeceğim. Thank you.
geçiyorum. Bu şekilde 3 tane yufkam var. Hemen bunları kesip midye böreğime başlıyorum. Burada domatesimiz de hazır. Buna hemen yumurta kıracağım şimdi. Misafirlerimiz de gelmek üzeredir. Biz de o yüzden acele ediyoruz. İnşallah masanın son halini göstereceğim. Evet, patatesimi de koydum. Beşamel sosumu şimdi döküyorum üzerine. Şöyle. Şimdi bunu da hemen fırına vereceğim. Son olarak üzerine kaşar peyniri atacağım. Kızarana kadar pişecek. Şöyle. Evet.
hazır. Bu arada böreklerimi göstermeyi unuttum size. Bakın çok güzel pişti, kızardı. Harika oldu. Devam ediyoruz. Evet, poğaçam da çok güzel bir şekilde pişti. Bakın. Yumuşacık oldu gerçekten de. Hemen bunları servis yapacağım çünkü misafirlerimiz geldi. Evet, masam hazır. Hemen misafirlerimizi oturtacağız. Şöyle patateslerimi de yaptım. Bezelyemiz hazır, turşumuz hazır, menemenimiz hazır. Poğaçayla böreklerim de burada. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.